Efendim 8. bölümden herkese merhabalar. Sizlerin beğenileriyle benim unuttuğum, sürekli unuttuğum, önceki bir sürü bölümde unuttuğum, bu bölüme kadar gelen saygıdeğer sen, hatırlatıyorum. Geriye dönüp beğenilerimizi unutmayalım. Bakın ben burada unutuyorum işte bir şey. Uğur Bey bak onu unuttum, bunu unuttum. Bir şey demiyoruz. Olabilir, insanlık hali. Siz de unutuyorsunuz. Maalesef. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kademeli vergilendirmeyi getirmeye çalışıyorum. Bu vergilendirme sistemiyle birlikte halkımızın üzerindeki vergiler daha da azalmış olacak. Ve temettülerden, yani kurduğumuz işletmelerden elde ettiğimiz gelirler artacak. Bu sayede özellikle alt tabakadan aldığımız o vergiler onların hayat standartlarını geliştirmek, mesela 10 lira kazanıyorsa 5 lirasını vergiye veriyordu. Ben vergiyi 3 liraya indirdiğimde ne oluyor? 7 liralık bir kar oluyor ve bu da toplumsal sınıf olarak atlamasını sağlayacak. Sınıfının atlamasını sağlayacak. Böyle bir çalışma. Böyle bir strateji. Bu bölüm onu gerçekleştirmek istiyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Sanayimizi epey iyi bir seviyeye getirdik. Şimdi bir de bunun bir de zararları var. Halihazırda ülkemiz aslında bu vergi sistemi için uygun değil. Niye? 260 bin zarar görünüyor. Ama ben inanıyorum ki bu 260 bin zararı hemen yazmaya başlasa bile halkım zenginleştikçe daha fazla işte bana diyecek zengin kıyafeti ver, lüks elbise ver, lüks mobilya ver. Bunları vermeye başladığımda da daha karlı işletmelerimle birlikte oradaki eksiği kapatabileceğim. Teorimiz böyle. Bakalım uygulamada neler olacak. Sanki hiç denememişiz gibi. Daha önce de. Ben bu açıdan seviyorum. Yani Victoria 3'ü bu simülasyonu yapma açısından seviyorum. Ama bazı problemler yaşadık işte oyunun başında da. Oyunun başından beri. Az çok biliyorsunuz. Olur. Göç cazibesi veriyor. Olur olur. Kauçuk lazım ya. Bazı itirazlarımız oluyor. Belirsizliklerimiz oluyor. Onları çözebilirler aslında. Çok zor şeyler değil. Çözmemeleri rahatsız ediyor insanı ya. Bunları hallet işte abicim ya. Bunun ilişkisi bizle iyi diye çözemiyoruz bu arada bu arkadaşı da. Kahredici adam. Şuna zarar verelim de. Dur bir. Abi bu artmıyor. İttifakı sonra düşünürüz. Karıştırma ortalığı. Otomobil üretimi geliyor yakında. Aslında açalım. Halkı da zenginleştiriyoruz ya. Otomobil de keza oyunda en hızlı şekilde zenginleşebildiğiniz kaynaklardan biri. Ürünlerden biri. Gökdelen keşfi devam ediyor. Ben şimdi sentetik tesisleri kurmaya başlayayım. Dışa bağımlılığımızı bitiriyoruz an itibariyle. Devasa boyutlarda kurmaya gerek kalmaması lazım. İlk başta. Sonra lüks elbise yapmak istediğimiz anda o zaman ipek çok fazla artıyor ihtiyaç. O zaman belki yo. Bir dakika. Gübrenin ve sülfürün fazla olduğu bir yere kurmak lazım. Verimli olması için. Verdim gitti mi? Abi %20 bonus daha iyi, dur şimdi. İndirim alacaksın zaten birazdan. Oğlum kanun geçsin. Zengin olacaksın ya. Çıldıracaksın burada. Tam buraya kadar düşürmem gerek. Hatta ne o? Buraya kadar düşürmem gerekiyor ya. Aynı verimi elde etmek. Şimdi bakın şöyle düşünün. Ben bak ne dedi bu? Eksi 10, 17 vergi alacağım. 17 şuraya bir yere denk geliyor. Yani 20 burası, 17,5 burası. Hemen hemen ikisine de, hatta ikisine de aynı yakınlıkta da. Neyse ben burayı baz alayım. Gelir vergisi oranı açısından bakıyorum. 600 bin zarar gösteriyor bana. Halbuki kademeli vergilendirmeyi alarak 260 bin zarar ederek aynı sistemle devam edebiliyorum ve daha işte az vergi alarak vatandaşlarımdan. Özellikle alt tabaka. Ya ne atanan bürokratları. Aha meşruluk gitti.
Meşhurluk nasıl gitti ya? Ha, ondan radikallik hızı artıyor. Burada bir dağılma oldu. Partiler arası. Bu yaptığım hareketi küçük burjuvazi kabul etmiyordu ve onların kurduğu bir parti vardı, birlikte hareket etti. Ondan dolayı oldu bu. Yüz oranlı vergilendirme radikallik almasın. Gereği yok. Yavrum şu gemileri böl. Biz bu arada ne yaptık? Yetişebildik mi? Az bir puan farkı kalmış Britanya ile aramızda. Kaç tane gemi daha basacak bu? Bitti kardeşim diyor. Bitti. Tamam, bir tane daha donanma oluşturacak şekilde basalım. Nüfus bol. Gerçi sınırlar izin vermiyor o zaman. Ah, yanlış yaptım ya. Başa atmam lazımdı. Bir daha bir Britanya savaşında aynı trajediyi yaşamak istemiyoruz. Adlı çalışmadayız. Gönder gitsin. Bir de gökdeleni yapalım. Nereye atacakmışız? Virginia elbette. Çok mantıklı. Hemen Virginia'ya gökdelen buradan mı? Şuradan yapılıyor. Her yere tıkladı onu. Ya yok ya. Evet, güzel. Abi biz hala çözemedik mi peki? Oğlum adam aşırı zarar ediyor ya. Kurmuş sanki tesisleri ama hala. Hala üretemedim diyor. Bir dakika bakalım. Abi nerede kurmuş ya? Hani bunlar nerede? O zaman önce şu sorunu giderebilmek için önce şunu yapalım. Bu niyeyse hemen almamış işe insanları. Bir an önce şu insanları işe alsın. Bir sürü yerde kurmuşuz. Belki nüfus yoktu, ondan olmadı. Burası daha cazip bir yer olsun vatandaşlara. Gelsinler çalışsınlar. Hemen çözülecek zaten mesela. Çözülmesi lazım. Çünkü öbür taraf çok ciddi penaltı yedi. Alet atölyeleri. Gereksiz yere. Evet. Yine artıya geçmişiz bu arada. Sen kimsin? Bu arada çok ilginç bir şey yaşanıyor burada. Normal, yani küçük burjuvazi en son seçimlerde herhalde en çok oyu alan partiydi. Aynen öyle. Çok, bak burada da yine paradoksun bir hatası var. Şimdi en çok oyu alan parti başkanlık sisteminde onun lideri ülkenin başkanı oluyor. Sonraki seçimde bir daha o durum değerlendiriliyor. Ne demeye çalışıyorum? Ben aslında o partinin, yani başkanın karşı olduğu bir kanunu geçirmeye çalışıyorum. Ve halk da başkana tepki gösteriyor. Halbuki başkan zaten istemiyor. Zaten istemediği için devrim yapma aşamasında. Ama ben böyle bir durumdayken sürekli küçük burjuvazi liderine yok şöhret kaybı, yok cazibe kaybı yaşatarak aynı zamanda buradaki devrimde yaşadığım işte aldıkları desteği azaltmaya yardımcı oluyor. Bir de buradaki etkilerini kırmama yardımcı oluyor. Böyle saçma bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mesela etkilememesi lazım bunu. Başkan yardımcısı gibi bir mekanik olabilir. O zaman orası etkilenebilir mesela böyle durumlarda. O da şu an iktidarı yöneten işte Karl Marx. Yaşıyor abi adam. 72 yaşında. Karl Marx'ın Amerika İmparatorluğu. Ama hala başkan değil tabii kendisi. Bir ara başkan olmuştur. İlla ki. Önümüzdeki seçimlerde kendisi bir başkan olsun artık. Oy verme aşamasında %48. İnşaat sektörü biraz daha büyüyebilir. Hepsi böyle bam güm ilerleyecek, merak etmeyin. Ben de ya, karışmayın.
Devam. Ya alma abi, bundan da vergi alma başlayacağım ya. Ama o 200 bin vergi parası ödüyordu değil mi? 160 bin. Tamam canı sağ olsun, boş ver. Toplumumuzdan vergi almıyoruz. Daha ne yapalım? Şunu da azaltacağım neredeyse. Kendimi tutamıyorum. Yok, o kadar da değil. O kadar da değil. Ya şu... Heh, mesele çözüldü değil mi? Tamam. Alet atölyeleri son derece karsız gidiyordu. Şimdi onların toparlanması bizi rahatlatır. Biraz daha rahatlatır. Sanayimizi bayağı güçlendirecek. Evet. Var mı elektrik ihtiyacı olan? Şuradan yapsak daha iyi de işte. Çok uğraşmayalım diye. Kömürlüğe geçmemiz lazım aslında. Evet. %62. Hadi bakalım. Kanun geçsin artık. 180 bin. Burada biraz zarar görünüyor ama bakalım. Borç artıyor mu? Artmış mı? Biraz artmış. Biraz artmış. Fransa aramızı bozmaya çalışıyor. Seni fethedebiliyor muyum artık? Kahredici ülke. Aramız hala iyi. Geçiniz. Güzel. Gayet iyi bir donanma. Şimdi meydan okusunu da göreyim o alçak Britanya. Kaç tane daha gemi mi basıyorsun lan? Basma artık. 400 tane var. Bizde kaç yüz oldu? 330. Güzel. Güzel. Piyadelerimizi geliştirelim. Devrim hazırlığı sebebiyle tamam. Ordu sayımızı da arttırırız gerekirse. Evet. Hadi bakalım bu tur kanun geçerse nefis olur. Tur kanun geçerse nefis olur. Hadi bakalım. Bir görelim halkımız ne kadar zengin olacak. Evet, geliyor mu? Geldi. Hadi bakalım. 700 eksi 740 bin. Hayırlı uğurlu olsun. Burası 350 bin görünüyor. Güzel. Yavaş yavaş bir zenginlik başlasın. Talepler başlasın. Ya bunlar kim abi? Kimsiniz lan siz? Yiyin birbirinizi. Geçmiş olsun. Güzel. Evet, halkımızın hayat standardı yeniden yükseliş eğilimine geçmeye başladı. Talep olarak var mı bir istekleri bizden? Uğur Bey çok pahalı. Kıyafet, evet bakın kıyafet. Güzel. Kıyafet, dokuma bunlar. Kıyafet mobilya. Ama bakın 16.1 oldu. Güzel, gayet hızlı bir şekilde artıyor. Hemen üst sıraya bunları kurmaya başlayalım. Evet. Başka ne yapabiliriz? Lüks kıyafetlere ilgi henüz istediğimiz düzeyde değil. Peki. İllaki olacaktır. Artıyor zaten. Adım adım artıyor. Bir de iş yerler arasında rekabet oluşturabilirsek, orada da maaşlar kademeli olarak artarsa tamam işte. Biz daha ne isteriz? Faizlerimiz evet hızla artıyor. Bu da normal. Çok yüksek seviyede çünkü gider var. Hizmetten 192 bin vergi alabilirmişim. Bu en çok kimi etkiler?
Orta ve üst sınıfı değil mi? Bakalım. Evet. Orta sınıfı ve üst sınıfı etkiliyor. Olabilecek en az hasarla kurtulmak istiyorsan bunu seçebilirsin aslında. Mesela. Aradaki fark son derece az. Şu an ülkede en çok köylüler rahatsızmış. Yani onlara iş vermemiz lazım. Siyasi hareket desteği olur. Köylülere iş vermek için ne yapabiliriz? Güzel soru. Güzel soru. Güzel soru. Elektrik. Otomobil teknolojisi bir gelsin de. Of, patlayıcıya bak. Ne olmuş lan bunlara? Evet, motorlu araç. Sende de sıkıntı var. Şimdi yapay zeka kendi tasarlıyor ya. O yüzden en üste atıyorum. Nasıl olsa hızlıca bitiyor inşaatlar. Bunlar hep Fransız pazarına girmişler. Hiç çakallar sizi. ...13.5 kötü şöhret. Otomatik sulama geldi. Peki. Pardon, yanlış yaptık. Motorlu araç isteyecek, tamam. Yani şu otomobil üretmek istediğinde orada da bir motorlu araç talebi başlayacak. Birkaç tane daha yukarı atalım. İlla ki gelen olur. Elektrik santrallerini genişlet. Şunlar gelmeye devam etsin. Ben gökdelen... Aa, gökdeleni bitiremedim lan. Gökdelen nerede? Hadi bakalım. Burada da göstermez şimdi. Özgürlük heykeli de var aslında. Harbiden onu da yapsak ya. Gökdeleni nereden bulabilirim? Gökdeleni bulabileceğim bir yer var aslında ama buradan nereden bakıyorduk oraya? Ülkede inşa edilen buradan çıkmaz değil mi? Aa, bir dakika. Bina kaydı. Tüm yollar. Gel 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 aşağı. Yok. O zaman buradan gökdelen arayacağız. Bina tipi. O da yok. Burada. Şimdi sen neredesin? Seni buradan nasıl en öne alacağım harbiden? Hadi bakalım. Hiç başlamamış bile aslında. Güzel. Şimdi çok güzel oldu yalnız. Otomobil üretimi geldi. Güzel. O da güzel. Buyurun. Buyurun da. Gökdelen nerede? Vallahi gözüm şu an karışır. Muhtemelen göremeyeceğiz. Neyse, inşaatlar hızlı bitiyor zaten. Hallolur o ya. Birinci sırayı da almışız an itibariyle. Güzel. Gayet güzel. Dünyanın en büyük donanmalarından biri
Efendim, ordu olarak da fena değiliz. Yani kıtada yer alan bir ülke için gayet yeterli. Buradan sonra ben şimdi bölümü bitirince saygıdeğer arkadaşlar. Sizlerin ilgisine bağlı olarak devam edip etmemeye karar vereceğim. Serinin ilgisi durumuna bakacağız. Niye bu kadar tekliyorum ben bugün ya? Bayağı yoruldum herhalde. Üst üste bölümler. Antrenman yapmadık ya bir süredir. Velhasıl devam edersek Amerika'daki dominasyonumuzu arttırmaya çalışacağız. Kanada'yı ele geçirmek, Brezilya taraflarına inmek. Bu hala katılmıyor mu bize? Kahredici ülke. Yok o değil. Buraya ilke ekleyebiliriz. Vassallaştırma falan değil de. Vilayetin inşaat verimliliği var. Ya bunu almasam da olurmuş. Ne bu? Eğitim yok. Şirket üretim hacmi bonusu %10. Şu ikisi de çok iyi bu arada. Evet. Olur. İnşaat verimliliği de çok iyi tabii. Bayağı iyi bir getiri sağlar ama şimdi bir sürü şirket açtık. Bu şirketlerin hepsinin verimliliği artarsa bonusları o zaman toplamda ekonomimize katkısı bir hayli iyi olacak gibi. İnşaatı zaten bir şekilde yapıyoruz. İkinci sıraya düştük tekrar. Bak bir prestij farkı var. Britanya ile aramızda. Burada benim kurumla alakalı alacağım bir karar henüz yok kalmamış. Sağlık sistemini geliştirebiliriz bu arada. Antibiyotikler geldi mi? Sıtma tedbirleri burada. 5 yılı var. Yani gerekirse öncelik verebilirsin. Şöyle ekleyelim. Meşruluk vermemek lazım. Gökdelen inşaat. Ha, dedim ya zaten kendi kendine tamamlanacak yani şekilde. Ekstra bir şey yapmama gerek yok. Hayır. Geçiniz. Olur. Eğitime erişim olur. Gayet iyi olur. Yine bürokrasi puanı sorunu var. Birkaç tane ekledim. Aha yine altın bulmuşlar. Ben ne sözü verdim lan? İspanya'ya hayda tehdit yapacağız. İspanya'ya ne yapayım ben abi? Birleşik Cephe. Bu nerenin? İspanya'nın mıymış? Ha. Güzel. Ülkemizde bakalım ne talepler var. Ticaret yolları değil. Onu geç. Motorlu araç eksiği var. Evet. Şimdi motorlu araç fabrikasından bol bol kurmam lazım. Ve bazılarında da otomobil üretimini başlatmam lazım. Nasıl? Böyle bir durum var şu an. Yoğun bir şekilde kuralım bakalım. Bürokrasi binaları araya kaynadı herhalde. At şunu. Ha, zaten en öndeymiş ya. Baksana. Üçüncü sayfa bile ön sayılıyor neredeyse. Bunlar da sürekli özelleştirme yapıyor. İnşaat sektörünü o zaman biraz daha büyütme vaktimiz gelmiş. Müdahalecilik kanunu. Yok abi. Yok abi. Öyle bir şey yok. Kim gelebilir başka? Ha,
İşte burada şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu gönderemeyeceğim mesela. İfade özgürlüğünün böyle bir sıkıntısı var. Mesela tam çok kültürlülük getirme şansı hissettim. Getireceğim vatandaşı ama birini göndermem lazım. Gönderemiyorum artık. Bitti. Bu hükümete ne oldu böyle? Ya radikallik veriyor muydu? Bakmadan bastık ama. Meşruluk sıfırda. Varlıktan gelen siyasi güç. Ohio bölgesinde. Bütün ülke. Yok abi. Ha bir dakika. Varlıktan gelen siyasi güç azalırsa daha iyi olabilir. Güzel. Gayet güzel. Zaten bu elimi sürekli kullanıp duruyoruz. Kötü şöhret biraz az azalıyor. Bununla alakalı ülke bloğu seçenekleri var aslında. İşaretlememiz gereken. 194 puanda çok az kaldı. 200 olunca direkt olarak gelir mi acaba? Dur bakalım. Şunu iptal et abi. Bu İngiltere sömürdü bizi, mahvetti ya. Kafasını gözünü kıracağım onun. Ha. Ne yaptın? Yükümlülüğü de affettim. 199. Olur. Vallahi. Ha, onu da kabul ettim. 200 oldu. Hadi gel artık. Lan ne? %96 ihtimal. Kabul eder artık. Bir saniye. Torpedo botları. Solcular ulusuna hainleridir. Hayır. Kabul edildi dedi, değil mi? Güzel. Şimdi sana hemen diyemiyorum. Gerçi aradan zaman geçmesi lazım. Güzel. Gayet güzel. Oyun da kasmaya başladı artık. Ağırlaştık. Evet. Bayağı ağır gidiyor. Efendim. Buyursunlar. Köylü nüfusu ne kadar kaldı ülkede? Hala 3 milyon köylü var diyor ya. Bu kadar inşaat nereye gitti? Motorlu araç. Ha. %37 daha. Oho. Ya ne ittifakı abicim? Birden fazla ittifak kuramıyoruz. Dur şimdi. İşimize yarayacak bir ittifak kurarız biz. Sen kendi işine bak. Çok iyi. Ülkeye insan yağıyor. Bir tane de buraya. Valla atanan bürokratlar gayet iyi bir seçenek gibi görünse de zarar ettirecek bize. Çok fazla bürokratik puan isteyecekler. Bakın kurumlardan gelen puan, en çok puan oraya harcıyoruz. Bu indirimli hali bir de. Atanan şey seçimli sistemden dolayı. %47. Ver abi en meşru hükümeti. Tamam işte. Yeter. Radikalleşmeyi de engelliyor. 420. Yani vergiyi azaltıp halkın daha hızlı zenginleşmesi de sağlanabilir. Ama şu aşamada bizim için bence ideal olan şey hala ülkenin büyümesi gerekiyor. Daha da zenginleşmeli. Bakın faize bakın, yani düşüyor sürekli. Az önce gerçi bir %20 faiz indirimi daha aldık ya, onun da etkisi var. Zaten ödemiyorum yani, yüksek bir faiz ödemiyorum da.
O da bir avantaj getirdi bize. Elektrikle alakalı bir eksik gedik görünmüyor. Güzel. Şimdi bir tane motorlu araç tesisini değiştireyim istiyorum. Heh, bunu boya yap. Bakayım ne olacak? Petrol mü? Ha, bizde petrol var. Aslında tesis var. Nebraska. Yani tesis olduğunu biliyorum da teknolojik olarak kaynak alabileceğiz mi diye düşündüm. Tamam. Sıkıntı yok. Bir tane açalım. Otomobile illaki talep oluyor. İllaki. Onda hiçbir sorun yaşamaz. Gördüğün yerde yapıştıracaksın. Sadece bu petrol tesisinin kurulması gerekiyor. Çünkü talep var. Hatta bakalım otomobile ne demiş. Bak. Daha yani üretsem üreteceğim. Bu sefer de motorlu araç üretimi azalıyor ya işte. Gerçi ne olacak? Sürekli üret. İşin ne kardeşim? Nerede otomobil? Evet. Şu an iyi seviyeye gelmiş. Güzel. Bunların karının artması lazım biraz daha. Peki faizler ne kadar yükseliyor bakalım. Oo. Neredeyse hiç yükselmiyor ama bürokrasi puanına ne oldu? Bürokrasi puanı muhtemelen şuradan gidiyor ya. Buradan bir yerden ben bonus alıyorum. Şu bonus var. Bu geldiği zaman bizi yanıltıyor muhtemelen. Ondan oluyor. Şimdi aklıma geldi. Evet. Seni sonra düşünelim. Dur bakayım. Elektrikli ham madde kıtlığı çözülür. Bir şekilde çözülür. Elektrik tesislerini de geliştirsek olur aslında. Ben bir yeri ekstra süplanse ettiğimi zannediyorum. Tamam yok şöyle bir şey. Abi iptal edersem... Gerçi bir dakika ya. Ona göre üreteyim tabii. Şunları bir iptal edelim. İptal et. Şu otomatik ticaret sistemi bir gelsin. O süper olacak işte. Otomatik ticaret sistemi. Aa bak yine otomobil talebi başladı. Yapacağım. Çok karlı. Aynen devam. Petrol ham madde kıtlığı deyip duruyor. Çözülür. Çözülür canım kardeşim çözülür. Sen onu kafana takma. Biz onu hallederiz birazdan. İpek üretimi. Sentetik. Araya sıkıştıralım birkaç tane. 17.1'e kadar yükseldi halkımızın zenginliği. Gayet iyi. Güzel. Vallahi ritmik bir şekilde yükselmeye devam etmemiz lazım. İnşaat sektörü yapalım yine. Yap abi uygun yerler varmış. Birkaç tane oralarda da yap. Nüfus yok ama. Güzel. Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle bir Victoria 3 serisi gerçekleştirmiş olduk. Devam edilebilir elbette. Yani ben hep şu kafadayım. Hep birlikte çoğunluk olarak bir içeriği sürdürürsek daha iyi olur. Önemli bir kısmı ayrılmışsa, bir zaman takip edip artık sıkılmaya başladıysa ki sıkılması da gayet doğal. Bu seriler biraz daha böyle nasıl diyeyim?
vaat ettiği şey oyun hakkında detaylar ve oyunla ilgili muhabbet üzerine gelişiyor. Yani çok fazla bir oyun aksiyonu yaşanamıyor zaten. Yani yaşarsın belki ama o da çok suni olur. Pek keyif vermez çünkü oyunun asıl böyle bir derdi olmadığı için mekanikler de sana onu hissettirmiyordu. Bir yerden sonra diyorsun ya bu yapay zeka çok kötü. Çok kötü savunma yapıyor, çok kötü saldırı yapıyor, kolayca yeniliyor falan. Ama bunu bir podcast olarak düşünürsen belki hoşuna gider. Aynı zamanda da oyun oynanıyor. Dolayısıyla ben buraya kadar getirdim ama talep olursa sonuna kadar da gideriz. Sonuna kadar giderken ne yapacağız? İşte şuralara doğru hücum etme isteğimiz var. Fakat kötü şöhret burada biraz bizi darlıyor. Kötü şöhretle ilgili de adımlar atmamız gerekecek. Nüfus puanlarıdır vesaire. Bunları halletmem gerekiyor. İlerleyen zamanlarda bununla alakalı da yenilikler olacağı söyleniyor idi. Daha hızlı bir şekilde düşürebilmek için. Değil mi? Öyle bir şey de vardı sanki. Nüfus dengelemesi. Onlar da gelirse ne ala. Çok fazla karışmıyorum dünyada neler oluyor diye. Birincilik mücadelesinde Britanya ile sürekli rekabet halindeyiz. O şimdi savaşa girdi ya, asker basar. Biraz daha kalabalık görünür bizden. Gerçi prestiji düştü hemen. Güzel. 700 bine 300 bin. Ha şu faizlere bakacaktım nasıl gidiyor diye. Evet, faizler biraz daha hızlı artmaya başladı. Takip etmek lazım. Müdahale etmek gerekiyor mu gerekmiyor mu diye. Otomobil nerede var bakalım. Ha. Ama o şöyle bir şey oluyor işte. Bunu başlatıyorsun. İlk başta zarar ediyor ama talep yeni artıyor. Otomobil ürettikçe talep artıyor genelde. Altta böyle bir istek olabiliyor. Şimdi gerçi evet bakın yine arttı. Ama daha önemlisi şu ki motorlu araç eksiğimiz çok fazla aslında. Ona biraz yoğunlaşmak gerekiyor. Motorlu araç için üretim tekniği var mı? Elbette var. Elektrikli demir yolları. Hatta onu başlatsam daha iyi olur. Elektrikli demir yollarını alalım hemen. Sonra antibiyotiğe geçeriz. Motorlu araç üretimini uçurmamız lazım. Ritmik olarak düşüş başlamış. Zenginliğimiz sebebiyle. Burada GDP'miz de artıyor ya. Ritmik şekilde faiz bak düşmeye başlıyor. Evet, adım adım düşüyor. Diye düşünüyorum ama yanılıyor muyum acaba? Ya artıyor da artış şiddeti sabit gitmiyor. Gibi geliyor bana. Mekanizmalı tüfekler. Bunlar hep buranın mevzuları da bunları sonra yapayım ben. Gerçi sonralık bir şey yok. Şuradan yaparsın işte. Otomobil de üretmeye başladığımız için. Bunlar kim abi? Devrim sırasında bunları iptal edememiştik. Yeni yeni ordu kuruyor ya. Bölümün kaçı dakikası bakalım. Evet. Elektrikli demir yollarının da bitmesini bekleyelim. Sonra motorlu araçların üretim durumu nasıl olacak bir gözlemleyelim. Ondan sonra da bölümü tamamlarız. Halkımızın zenginliği. Dünyanın en zengin halkı. Birinci sırada. Evet. Kişi başı geliride de şu an dünyanın en iyisi. Maaş. Maaşları gayet yüksek. Büyük ülkeler için bu biraz uğraştırıcı olabiliyor ama denk gelmiş bak burada. Rusya'nın da önündeyiz. Prusya da iyi bir derece elde etmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisindeler ama işte görüyorsun. Emperyalist kapitalist imparatorluğun hali başka oluyor. Burada bizim ya koloni kurumuna yatırım yapabilirsin, düşürebilirsin falan. Buralara koloni atar mıyız dedik. Hiç uğraşmadık. Biraz
Koloni kanunu gerekiyor onun için. İspanya'ya ne geri adım attırayım? Burayı mı alayım elinden? Burası devlet değil mi kendi halinde, ama çok agresif. 17 yazdı. Dur bakalım. Fransa gelirmiş karşımıza. Bir sürü devlet ortalığı karıştırabiliriz diyor. Fransa'nın gelmesi enteresan bir fikir. 189 gemisi var. Bir dakika, savaş. Ama ha, savaşta olması yetiyor işte. Şimdi bunların hepsi cepheye girerse ne olur? Biraz uğraştırır bizi. Yine gereği olmayan bir mücadeleye dönüşebilir. Kimse de bizi sevmiyor dikkat ederseniz. Ne yaptık lan biz size? İdeolojik farklılıklar varmış hükümetimizde. Bir de saldırgan tavır beslemişler bize. Peki. Bu arada aklıma geldi, biz gemileri yenilemedik. Ya yenilemiş? Yo, yenilemedik. Hayır. Limana çekmedik ki. Nasıl yenilenecek? Şunları bir çek bakayım limana. Aydınlar, sanayiciler, aydınlar. Tamam. Buradan donanmayı da yapabiliyoruz. Evet. Donanmayı. Yükseltmeyi nasıl yapacağım lan? Buradan yapamıyorum ki. Neyse. Ha, monitör ve torpedo botları birbirinin eşleniği değil. Ayrıca basmamız lazım. Tamam. Basarız, ondan da basarız, olacak. Torpedo. Bakalım. Büyük devletlerden biri gelip savaş çıkartacak mı, böyle devasa bir savaş? Rusya geçti. Hiç beklemediğimiz büyük ya. Onca devlet vardı gelebilecek. En alakasızı geldi. Peki. Haiti kimde? Kimse de. Tamam. Buraya katılmadı zaten. Katılsaydı onu da alırdık, aradan çıkartırdık artık. Valla benim başka bir devletle işim yok, ama bu Prusya'nın bizde bir işi var galiba. 350 tabur asker varmış. Bizde 100 tabur var. Aslında bir dakika ya, biz şu teknolojiyi de alsak ya, toplu asker alımı. Uzun zamandır kanun getirmiyoruz. Böyle dönemler için çok faydalı oluyor toplu asker alımı. Çok hızlı bir şekilde eğitim alıyorlar. Yani seferberlik durum, yani hazır ordunuzu az tutabilirsiniz. Toplu asker alımından böyle durumlarda bir anda asker çıkarmak daha faydalı olabiliyor. Eğitim oranı çok fazla. Bu değil ya, şurada. Ha, bakın eğitim oranı. Bu da eğitimsiz askerlerin, acemi askerlerin çok hızlı bir şekilde seferberlik halinde çağrıldıklarında gelmelerini sağlıyor. Biliyorsunuz asker çağırabilmek için onları bir eğitimden geçiriyorsunuz önce. O eğitimin bir süresi var işte, tecrübe kazanımıyla alakalı. Toplu asker alımı bunu biraz daha hızlı gerçekleştiriyor. O yüzden almakta yarar var. Evet. Biz nasıl bir yolu izleyelim diye düşünüyorum yani. Şunu seferber et.
Tamam. Çıkarmanı da at. Bunlar nereye gidiyor? Şimdi burada konvoylara saldırıyor değil mi? İspanya donanması. Yo, müdahale. Konvoy saldırısı değil. Yani orada bir birim olursa, deniz birimi, gemi, ona saldıracak yani, onun hamlesi. Bu arada çıkarma başarılı olmuş. Peki. İspanya'ya çıkmanın alemi yok. Gereği yok. Fazla askeri var zaten. Bizim asker sayımız o kadar fazla değil. Ama ileride onu da ayarlarsın yani. Nasıl olsa nüfus var, sürekli artıyor. ...800 bin. Ne oldu? Hani savunacaktınız ülkenizi, ne oldu? Bıraktınız öyle alçaklar. Ya siz dünyanın en büyük ikinci donanması. Hatta güç dengesinde belki birinci. Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutabilir misiniz ya? Ah be yavrum ya. Yanlış yapıyorsunuz işte. Topraklarınızı bırakıp gitmeniz lazımdı halbuki. Yelkenli kıtlığı devam ediyor. Ya yelkenli, bu bir hata herhalde ya. Yeni sorunlardan biri herhalde. İpek sorunu var. Yaparız. Nüfus da olmuş orada. Hiç de kontrol etmedim tabi. Yani işte odun, gübre, sülfür, bu açıdan en mantıklı yere yaparsan daha verimli oluyor da işte. Yapmasan da çok problem değil. Konvoyumuz battı diyor. Nerede konvoy saldırısı var? Bunlar mı yapıyor lan? Alçaklar. Ah. Sürekli elim öbür seçeneğe gidiyor. Birer tane gemi koymuşlar. Birer tane gemiyle koca imparatorluğun konvoy hattını yağmalayacaklarmış. Konvoy batırıyorlar 3-5 tane, yazık. Bütün gemiye bak. Kağıt. 12-18 Mısır'ın donanması işte sözde. Otomobil ihtiyacı nasıl gidiyor? Hala talep var bak. Ama motorlu araç tesislerimizin gerçi karlı görünüyorlar. Evet. Aşırı zarar edecek gibi. Ama bir yandan talep artıyor işte bunu yaptıkça. Bak, bir artış gösterse gene iyi bizim için. %52 bas fiyata farkı var. Acayip seviyede. Anca üretim tekniği çözecek işte bu meseleyi. Evet, ne oldu? Gemiler çekildi. Güzel. Herhangi bir konvoy yağmalanmıyor, batmıyor. İkinci sıraya düşmüşüz. Kişi başı gelirde. Küçük devletler genelde daha avantajlı oluyor zaten bunda. Ama illaki zenginliği arttırabiliriz diye düşünüyorum. Kahve çok pahalıymış ülkede. Kahve plantasyonları. Derhal. Benim halkım kahve içemeyecek mi ya?
Yazıklar olsun size. Sıraya bir teknoloji ekleyelim. Siper faaliyetler olsun. Antibiyotiklerde kaldı öyle Uğur Bey. 3 yılı var ya. Siper faaliyeti daha kısa zamanda bitebiliyormuş. Güzel. Vergi azaltırsam 230 bin fark yapıyor. Yani faizlerin artışı da aynen devam. Ara ara ritim düşüyor. Güzel. Nüfusumuz eğer biterse iş gücümüz, o zaman atıyorum vergileri azaltırız artık. Hani inşaat sektörünü, gerçi köylü nüfus hala var baktığında. 4 milyon, 4,5 milyon nüfus var. Şuraya bak. Hala bir sürü inşaat var yapabileceğimiz. Yıllık nüfus artış oranımız var vesaire. Bir de böyle fetihlere devam edersek oradan da kazanımımız var. İşin kötü yanı. Bir dakika ya, ben donanmayı kullanayım. Konvoy akını yapalım biraz. Biz de yapalım. En çok konvoy hasarını nerede yaparız? Mesela buralarda yapabilir miyiz? 6000 konvoy varmış. Ulan bunlar da benim konvoylarım ha. Saldırmıyorlar. Lan oha ya, paradoks. Burayı da mı bozdun? Abi bakın, bu da işte yine bir kontrol testi problemi. Bunu gitmişler 4K ekranda, 2K ekranda yapmışlar. 1080p'de göremiyoruz bak. Kaymış. Daha büyük ekranda yapmamız lazım. Güncelleme gelip duruyor oyuna. Ben epeydir oynamıyorum aslında doğru düzgün. Kısa bir baktım ne yapabilirim diye Amerika'yla. İlk giriş hamlelerimi kurgulamıştım. Şu mesela ya işte. Çok basit sorunlar ya. Çok basit ve keyif kaçırıcı sorunlar maalesef. UI küçültsek iş görebilir belki ama işte onunla da uğraşmak istemiyorum. O zaman da oyun sıkıntılı oluyor. Böyle daha iyi bence. Tam olarak böyle olması iyi. Ki arkadaşlarımız, yani sizler büyütsen daha iyi olur Uğur Bey demiştiniz. O zaman büyütmeyi denediğimde de o zaman da kötü oldu. Evet. Geldik bu tarafa. Elektrik ham madde kıtlığı demiş. Yap hemen. Aslında bu kadar yapmasan da olur. Siper faaliyetleri yerine. Şey, orası değil ya. Buhar türbünü. Hah. Kömürlü santralle başlasın. Sadece şu şey çok agresif olmasın diyecektim ama bir, evet biraz agresif gibi. Çok fazla da sorun yok gibi aslında. Başladık mı? Konvoyu batırmaya. Şimdi evet, burada görünüyor. İşte %87 olmuş. Muharebeler başladı. Güzel. Bu oyunda geminin önemini daha fazla hissediyorsun. Zaten emperyalizmin yayılmasında da donanma gücünün, donanma teknolojilerinin, buhar teknolojilerinin gelişmesinin büyük bir önemi vardı. Bu oyunda da işte donanmanız çok güçlü olduğunda dünyanın her yerine müdahale edebiliyorsunuz. Tabii karada mücadele eden ülkelerse biraz orada da orduya ihtiyaç var, gemiyle yapacağınız sınırlı, ama mesela burada İspanya ile rekabet eden bir Amerika Birleşik Devletleri için donanma çok kıymetli. Keza Britanya, keza Fransa ile de mücadele ettiğinde. Bunlar çok daha değerli bizim için. Gelecek sürümde yine donanmanın önemi de artacak deniyordu.
Birçok şey konuşuyoruz. Günün sonunda gelip diyoruz ki hep gelecek sürümde bir şeyler değişecek. Oyundaki eksiklikler maalesef. Vallahi fazla fazla gemi bıraktım zaten. Hiç kontrol etmeme bile gerek yok. Burada Prusya konvoyları, İspanya konvoyları, hepsine sağlam bir hasar vurmuşuz. Keza buraları da aslında yağmalayabiliriz. O değil. Daha fazla gemi bölüp buralarda konvoy yakını verebiliriz. İlla ki burada da vardır ya. Şurası olsun. .56. Evet, motorlu araç talebini karşılayacak duruma gelmişiz. Elektrikte de herhalde çok bir problem yok diye düşünüyorum. Karlılık durumu fena değil. Bazı yerlerde illaki problem olacak. Mesela bunun karlılığı. Çelik mi çok pahalı? Yok. Demek ki daha fazla motorlu araç talebi oluşturmamız lazım. Karlılığını ayarlayabilmemiz için. Demir yolları da bunu söylüyor bize, yapabilirsin diyor. Peki. Birazdan bitireceğim. Şu savaş bitsin. Burada da Prusya'nın konvoyları yakalanıyormuş. İspanya konvoyları nereden geçiyor o zaman? Çoğunlukla. İspanya'nın konvoyları kalmamış mı? Nedir bu? Burada bir %4 mu 40 mı bu? 4 falan 40 mı acaba? Bakalım bakalım. %4. Şimdi düzeldi. %4. Rusya var mı? Yok. Şuraya konuşlansak peki. En çok nerede konvoyu avlayabiliriz, ona bakmaya başladım. %74 varmış burada Prusya konvoyu. Gönderelim abi buraya. İspanya yok. Gel bakalım. Prusya gitti. burada İspanya konvoyu yoktur herhalde. Keşke adete göre sıralasan değil mi? Şimdi İspanya'nın bağlı devletlerini incelesek var mıdır? Güç bloğu. Evet. İspanya'ya tıklayamıyoruz ki. Almanların burada ne işi var? Mısır var. Yani burada da yoktur ki. Öbür taraf zaten biçiyor yani. Konvoy bırakmıyor zaten. Evet, konvoyu bırakmıyorlar. Borç oranımız hızlı artıyor bu arada. Ha, 600 bin lira gelmiş, güzel. Demek ki zaten çizgiye gelme sebebi o. Bak, biraz daha böyle düzleşmeye başladı artık. Demek ki
Bu dengeye oturdu. Yakında düşüşe geçmeye başlayacak. Ülkenin büyümesi o kadar fazla ki gerilemeye başlayacak. Faiz oranları güzel. Gayet iyi. Bu hala kabul etmiyor mu peki? Senin ben kafana tüküreyim. %50 göç cazibesi. Olur. Başka da kanun yok ya. İş vatandaşlardan giden yok. Abicim bir gidin artık. Pasifist git artık şuradan. Aman tanrım. Hükümet gidik. Güzel. Kahve ve çay talebi devam ediyor. Bizde çay yok ama. Yani. %47. Evet, İspanya kabul ediyor an itibariyle. Ve Küba devleti de bize bağlanmış oldu. Efendim? Bölümü sonlandırıyorum. Belki de seriyi de sonlandırmış olabiliriz. Buraya kadar bir Almanya serisi de yapacağız. Uğur Bey Almanya serisi yapacağız. Yapmıştık önceden de. Yine yaparız. Amerika Birleşik Devletleri'nin rehber serisini gerçekleştirmeye çalıştık. En baştan aldık, geldik. Buradaki genişlemeler çok gerekli değildi ama ben hani Amerika hegemonyası yapsın diye, daha tamamlanmadı tabii ki. Bu kademe kademe gidecek kötü şöhretin de etkisiyle. Veya öyle bir ordu hazırlarsın, kötü şöhrete de bakmadan genişlersin de onu biraz daha bu büyük güçleri de kırarak yapsan daha iyi olur. Çin'i falan tabii fethetmek daha... Oh. Evet. İspanya Çin'i kendine mi bağlamış? Buradan da bir şeyler yutulabilir bu arada. Büyük bir nüfus var. Onlara üretim yaparsın. Olabildiğince detaylı rehberini yapmaya çalıştık. Kanunları gördünüz. Değiştirdiklerimizi biliyorsunuz. Sebeplerini de defalarca anlattım. Burada tekrar herhalde konuşmaya gerek yok. Lafı daha fazla uzatmayalım. Teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Desteklediğiniz için. Muhtemelen bir sonraki seri Rusya ile olacak. Belki çok düşük bir ihtimal bu. Yine ben size bir kapı bırakıyorum ki çoğunluk desteklerse diye devam edelim diye, ayıp olmasın diye. Ama yoksa da bitmiştir. Aslında gerekeni yaptık şu an. Ülkemiz şu an dünyanın en büyük gücü, donanmasıyla, ordu sayısıyla. Belki kara ordusu mücadelesi olsa geride kalabiliriz ama toplu asker alımıyla falan biz büyük bir ordu gücüne ulaşabiliriz. Devasa bir nüfus var elimizde. Dünyanın en büyük 3. nüfusuyuz hatta. Gayet iyi. Bakın gariban bir ülke olarak başladık. Nüfus problemleri vardı ama gerekli işte toplum büyümesi için gerekli atılımlar yaptık. Efendim yıllık büyüme oranımız gayet yüksekti. Bir de fethettiğimiz topraklar vardı. Onlarla birlikte devasa bir nüfus oluşturmayı başardık. Yani çok daha avantajlı yerlerde var. Oralara ilerleseniz daha da hızlı nüfus kasabilirsiniz ama bu olduğu yerde de devasa bir nüfus elde edebilen bir ülke. Saygıdeğer devletimiz. Şuna bir bakayım diyecektim. Bunlar Çin devletleri bir de değil mi? Yok, bir tanesi British Raj, tamam. Birkaç devlet parçalandı da onlar mı önümüzde kaldı değil mi? Hayır. Zaten British Raj var. Bir tanesi de King olmasa bu gibi. Burada merak ettiğiniz bir şey var mıdır? Toplu göç baktıracak mı? Bol bol var. Bir de tabii çok fazla göç alıyoruz. Onu da unutmayın. Oyunun mekaniklerinin de etkisiyle sürekli göç geliyor ülkeye. Başka dünyanın en zengin bölgelerine falan bakalım. Dünya çapında gez. Evet. Evet abi, Virginia dünyanın en zengin bölgesi. Ki oraya çok fazla yatırım yapmıştık zaten. Üstüne hani kontrol de etmedik birinci olsun diye ama bir şekilde denk gelmiş zaten. Dünyanın en büyük ekonomisiysen
Bunu da bir şekilde yapar zaten. Başka hayat standartlarımız zaten dünyanın Zeeland bölgesinden sonra en iyi yerler bizde. Gayet yüksekte. Hatta baya baya bizde çok fazla bölge sıralamaya girmeyi başarmış. Başka burada neye bakabiliriz? Okur yazarlık oranlarımız fena değildi. Dünyada da en ileri seviyede biziz herhalde. Tabii küçük devletçikler önümüze geçmiş olabilir. Öyle görünüyor. Onun dışında bir Rusya'nın haline bak. Çin'in haline bak. Hepsi gariban. Başka burada neyi kontrol edebiliriz? Ordu sayısı. Ordu çok fazla asker basmadık. Gerek de yok diye. Ama yapabilirsin. 300 tabur askeri rahatlıkla kaldırır bu ülke. Onu yaparsan işte o zaman da nüfus işçi mevzusunda problemler başlayabilir. Başka nüfus. En kalabalık nüfuslar mı? Burada listeye girememişiz. Mesela Virginia burayı zorlayabilirdi. Biraz daha hızlı geliştirebilseydik. Ve oraya göç mevzusunu devam ettirip. Ne kadar nüfus var burada? 7 milyon. Ki en kalabalık olmasını beklediğimiz yerimiz böyle. Evet. Yani böyle. Teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. Ekonomimiz de şu an böyle. Halkımızın zenginliğini arttırmak için vergileri daha da azaltabiliriz. Biz tabii zenginliğimiz daha da artsın diye mücadele ettiğimiz için vergiyi almaya devam ettik. Ama bu bir süre sonra düşürülerek devam ettirilebilir. Yani daha artık işsiz nüfus sayısı azalırsa, köylü nüfus kalmazsa, iyice artık azalırsa o zamanlar vergileri azaltırsın. O zaman da daha hızlı bir nüfus artışı, daha zengin bir nüfus deneyimleme şansına sahip olursun. Hoşçakalın.